Merhaba sevgilim. Hoş geldin canım. Oo! Bu ne şimdi ya böyle? Doğum günü değil, ay dönümü falan mı unuttum? Yok hayır, ben sadece öyle kocama güzel bir sofra hazırlamak istedim. Sürpriz yani. Nasıl geçti bugün? Güzel. Özlemiş misin işini? Vallahi yorucuydu, morucuydu ama sevgilim. Yani iki haftanın ardından özlemişim yani, ne yalan söyleyeyim. İnsan özlüyor tabii işini be Metin. Ben de çok özlüyorum. O gün burada annenler varken de konuştuk ya Gönül, sana da bulacağız inşallah bir iş ya. Bakalım kısmet. Biliyor musun, annem bakmış. Bugün onu söylemeye geldim. Bana bir kolejde görüşme ayarlamış. İyi, çok iyi. Var mıymış annemin öyle kolejde falan tanıdığı ya? Yani aslında görüşmeyi annem ayarlamamış Metin. Şey vardı ya. Tarık ayarlamış görüşmeyi. Anlaşıldı. Bütün bu sofra, yemekler... bunun altından bir şey çıkacağı belliydi değil mi? Ya Metin, kızacağını tahmin ediyordum ama inan düşündüğün gibi değil. Yani zaten Tarık evleniyormuş, yakında düğünü varmış. Sadece böyle işte annem haber salınca etrafa... Gönül öğretmenliğe tekrar dönüyor, iş arıyor diye... Tarık da işte bu okulun sahiplerini tanıyormuş, projesini çizmiş. Onlara rica etmiş. Öyle tesadüf yani. Gitmeyeceksin Gönül. Ben kırıma kendim iş bulurum ya. Annene de teessüf ederim yani. Ama Metinciğim... Bu konu burada kapanmıştır. Çok güzel bir yemek hazırlamışsın. Eline sağlık. Tadımız daha fazla kaçmasın. Ya niye bozuluyormuş ki? He? O kendi iş bulsa biz bozulacak mıyız acaba? Allah aşkına başlamayın anne ya. Allah aşkına ya. Ya bak kızım. O adamın burnunu kırıp elime verdiniz. Ya bütün bunlara rağmen çocuk nezaket gösterdi, sana iş buldu. Ben şimdi Gönül iş görüşmesine gelmiyor falan diyemem. Hadi, hadi, hadi hazırlan gidiyoruz. Anne, yani evliliğimin ilk günlerinde şöyle beni nasıl arada bıraktığının farkında mısın? Gönül. Yani kocan istemiyorsa... Yani bu okulda çalışmak zorunda değilsin. Ama ben diyorum ki yani gidip bir görüşelim. Şimdi sen özel okulların şartlarını öğren. Yani ücretler neymiş. Hem senin için bir tecrübe olur. Ben de arada kalmamış olurum. Sonra istersen çalışmazsın. Ahmet'in geldin mi sen? Niye karanlıkta oturuyorsun? Geldim. Geldiğimden beri de seni bekliyorum Gönül. Neredesin? Sana yalan söylemeyeceğim Metin. Ben dün bahsettiğim okula görüşmeye gittim.